Merhaba sevgili Elik anneleri. Bugün sizlere hamilelikte diş sağlığınızı nasıl koruyacağınızı anlatacağım. Anne adayları hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığına normalden daha fazla özen göstermelidir. Çünkü hamilelik sırasında oluşan hormon artışı ağız mukozasını dış etkenlere karşı, özellikle yiyeceklerde bulunan bakteri plaklarına karşı daha hassaslaştırdığından dolayı ağız bakımının tam ve doğru yapılması çok önemlidir. Hamilelik döneminde ağız bakımına özen gösterilmez ve temizlik aksatılırsa bu durum hem diş çürüklerinin daha hızlı gelişmesine hem de hamilelik gingivitisi dediğimiz diş eti sorunlarının yaşanmasına neden olur. Özellikle hamileliğin 2. ve 8. ayları arasında bu kanamalar artış göstermektedir. Çoğu anne adayı kanamalardan korktuğundan dolayı diş fırçalamamaktadır. Aksine anne adayları diş fırçalamayı bırakmamalıdırlar. Diş eti iltihabı ancak dişlerin ve diş etlerinin etkin bakımı ve temizlenmesiyle önlenebilir. Her gün en az 2 kez mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Diş araları diş ipiyle temizlenmelidir ve diş etleri gargaralar ile rahatlatılmalıdır. Ben size kısaca nasıl diş fırçalanmalı, nasıl bir fırça kullanmalısınız biraz bundan bahsetmek istiyorum. İdeal bir diş fırçası için fırçanın boyun kısmının düz olmasını istiyoruz ve yine aynı şekilde fırça kıllarının uzun veya kısa değil tek bir boyda olmasını istiyoruz. Bu sayede fırça dişlerinize daha kolay ulaşabilmektedir. Yine fırçalamadan bahsedecek olursak da günde en az 3 kez yapabiliyorsak 3 kez diş fırçalamamızı istiyorum ve her seferinde de 4 dakika. Yani 2 dakikayı üst çene ve 2 dakikayı da alt çeneye ayırmamız gerekiyor. Fırçalarken diş etiyle dişin birleştiği yerden fırçamızı yerleştirerek aşağı doğru bir süpürme hareketi yapıyoruz ve bunu iki diş üzerinden tam 10 kez olacak şekilde tekrarlıyoruz. Yine aynı şekilde diğer dişe gelerek onar onar tüm dişlerin üzerinden diş etiyle dişin birleştiği yerden süpürme hareketi yaparak devam ediyorum. Sadece dış yüzeyleri değil tabii ki iç yüzeyleri de temizlememiz lazım. Aynı şekilde yine fırçamızı yan tutarak dişlerin üzerinden onar onar geçiyoruz ve iç tarafları fırçalarken fırçamızı dik tutup dişlerin arkalarını bu şekilde temizliyoruz. Ön dişlerin arka taraflarını. Yine iç taraflarda yan tutuyoruz. Alt çene için de aynısı geçerli. Yine fırçamızı yan bir şekilde yerleştiriyoruz. Diş etiyle dişin birleştiği yerden süpürme hareketini yapıyoruz. Ön dişlere geldiğimizde yine fırçamızı dik bir şekilde yerleştirip şu hareketle içlerin temizliğini de sağlamış oluyoruz. Ve yine ön dişlerden sonra fırçamızı yan tutarak süpürme hareketlerini yapıyoruz. Yaklaşık 4 dakika bir zaman ayırdığınızda etkin ve doğru bir fırçalama yapmış sayılırsınız. Hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı bakımının doğru yapılması anne bebek sağlığı açısından çok önem taşıyor. Bazı kurallara dikkat etmek ve ağız ve diş sağlığı problemlerinin önüne geçerek sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunuyor. Bir takım altın önerilerden bahsetmek gerekirse şöyle sıralayabiliriz. Diyetteki karbonhidrat ve asitli içeceklerin miktarı düzenlenmeli, mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Tatlı yedikten belli bir süre sonra dişler kesinlikle fırçalanmalıdır. Sağlıklı diş gelişimi için kalsiyum, fosfor ve vitaminci zengin besinler yeterince alınmalıdır. Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde A, C, D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyum yönünden zengin temel besinler, meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Hamileyken ayrıca tahıl, süt ve süt ürünleri, et, balık ve yumurta dengeli olarak alınmalıdır. Anne adayları bu dönemde süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum bakımından zengin gıdalar tüketmelidir. Hamilelik döneminde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için anne adayının günlük olarak 1200-1500 mg kalsiyum alması gerekir. Bu süreçte ihtiyaç olan kalsiyum miktarı 1 litre süt veya buna eşdeğer süt ürünleriyle ile karşılanabilir. Kusma durumlarından sonra ağız bakımı yapılmalı. Kusma atakları sonrası ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Kustuktan en az bir yarım saat sonra diş fırçalanmalıdır. Çünkü hemen diş fırçalamak ağza gelen mide asidinin diş minelerinin aşınmasını hızlandırdığı bilinmektedir. Diş etlerim kanıyor düşüncesiyle dişleri fırçalamaktan kaçınılmamalıdır. Günde en az 2 kez diş fırçalama ve 1 kez diş ipi kullanma ile etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır. Hamilelere uygun ağız gargaları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve diş eti hassasiyetini azaltır. Zorunluluk yoksa diş tedavileri sırasında röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir. Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı diş hekimi ve kadın doğum doktorunun önerisi alınarak yapılmalıdır. Hamile kalmadan önce muhakkak diş hekiminize görünün. Unutmayın ki anne adayı
Hamilelik döneminde iyi beslenir ve yeterli ağız diş bakımı uygularsa normal dönemde yaşayabileceği diş sorunlarından farklı bir sorun ile karşılaşmaz. Sevgili Elik anneleri, video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya yazmayı ve videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiler.